kanalımdan herkese selam, hoş geldiniz. Panda yapacağız. Böyle kalabalık olduğuna bakmayın renklerimin. Bu kadar çok ip gitmeyecek hanımlar. Sadece bu şekilde birer çizgi koydum. Biraz renk katmak için. Şimdi gri ile başlıyoruz. Önce ayağımızı başlayalım. Ayağımızı, kolumuzu, kulağımızı ve gözümüzün altına konan kısmı da yaptım ben. Hazırladım. Önce ayağa başlıyoruz. Başlangıcımız sihirli halka. Gri ipimizle başlıyoruz. Gri iple başlamamın sebebi siyah renkle belki zor olur, gözükmez diye. Siyahınız varsa siyahla başlayın hanımlar, pandamızı açık olsun diye, gözüksün diye gri ile başlamak istiyorum. Sihirli halkayla başlayalım. Haydi, bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka içine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Kapatalım. Hayvan figürlerimizden sanırım panda eksikti. Bir de bundan sonra kangur yapacağım. İnşallah kısmet diyelim. Öyle hızlı bir iş olmadığı için çabuk yürümüyor maalesef örgü. Evet. İkinci sıramda her sık iğnenin içine 2 sık iğne yaparak sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Her sık iğnenin içine batarak 2 tane sık iğne, her sık iğne içine 12 tane sık iğnemiz var şu anda. 3. sıraya geçiyorum. 3. sırada 1 sık iğne örüyorum. 2. sık iğneme 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 sık iğne örüyorum. 2. sık iğneme 2 tane sık iğne yaparak sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. 3. sıramda 18 sık iğnem var. 4. sıraya geçiyorum. 4. sıramda şöyle yapalım. 1 2 sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğnemin içine 2 tane sık iğne yaptım. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 4. sıramda 24 tane sık iğnem var. 5. sıraya geçiyoruz. Burada da arttırma yapacağız. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğneme arttırmamı yapıyorum. Sıra sonunda 30 tane sık iğnem olacak. 5. sıramda 30 tane sık iğnem var. 6, 7 ve 8'i düz öreceğiz. 30 tane sık iğnemizi düz örelim. Daha sonra azaltacağız. 30 sık iğnemizi 3 sıra düz ördüm. 9. sıraya geçiyoruz. 9. sıramda azaltma yapacağım. Şu burun kısmını yapacağız. Önce 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğnemizi ördük. Şimdi azaltma yapacağız. Bu 1. Bir tane azalttık. Bu 2. Bu 3. 4 5
6 7 bu da 8. 8 tane kestik. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Kalan ilmeklerim 1 2 3 4 5 6 7. 9. sıramız bitti. 10. sıramda bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Azaltma yok. Bu sıramızı dönelim. Onuncu sırada azaltma yapmıyoruz. İlmeklerimizi olduğu gibi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bu arada bu ipim koton ip. Örmesi de çok rahat. Onuncu sıramı düz ördüm. 11. sırada yine azaltma yapacağım. 11. sırama geçiyorum hanımlar. 1 2 3 4 5. 5 tane düz ördük. Şimdi azaltma yapıyoruz. Bu birinci azaltma. Bu 2 3 4 4 5 ve 6. 6 tane kestik. Kalan ilmeklerim 1 2 3 4 5. Bundan sonra bütün ilmekleri düz öreceğiz. 25. sıraya kadar. Şuraya kadar elyafımızı dolduruyoruz. Daha sonra 26. sıramda karşılıklı kapatıyoruz. Şu şekilde kapatacağız. Burun bize bakacak ve ikiye katlayacağız hanımlar. Kolumuzda sihirli halkayla başladım. 6 tane sık iğne yaptım. 2. sırada her sık iğneye batıyoruz. Çift batıyoruz. Her sık iğne içine 12 tane sık iğnemiz olacak. 12 tane sık iğne yapalım. 2. sıramda 12 tane sık iğnemiz var. 3. sıraya geçiyoruz. 3. sıramızda da arttırma yapacağız. Şu şekilde 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Bir tane arttırdım. Tekrar 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yaptık. Bu ikinci arttırmam. Devam edelim. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Şöyle tekrar alayım. Son sık iğnemin içine arttırmamı yaptım. 3. sıramızı da tamamladık. 3. sıramızda 15 tane sık iğnem var. 4. sıraya geçiyorum. 4. sıramda da arttırma yapacağım. 1 2 sıradaki sık iğnemi arttırdım. Devam edelim. 1
2, 3, 4. 4 sık iğneden sonra bir tane arttırdım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğneme arttırımımı yaptım. Kalan 2 tane sık iğnem var. 1, 2. 4. sıramı tamamladık. Şu anda 18 tane sık iğnemiz olması lazım. 5 ile 6'yı düz örüyoruz. Arttırma yok. 5 ile 6'yı düz örelim. Yani 2 sıra. Bu sırayı yapıyorum. Bir sıra daha yapacağız. 18 tane sık iğnemi 2 sıra düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sıraya geçiyorum. 7. sıramda azaltma yapacağız. 1, 2. 2 tane ördüm. 1 tane azalttım. 1, 2, 3, 4. 1 tane daha azaltıyorum. 15 sık iğnemiz, pardon, 18 sık iğnemiz vardı. 15'e düşüreceğiz. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha azaltma yapıyoruz. Toplamda 3 tane azalttık. Toplamda 3 tane sık iğnemizi azalttık. Kalan 15 tane sık iğnemiz var. 7. sıramız bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sıra daha düz örüyoruz. 15 sık iğnemizi. Daha sonra sarı ipimizi takacağız. Gri ipimiz bitecek. Şimdi örgümüz. Sarı ipimi takıyorum. Tığımın üzerinde 2 tane sık iğnem var. İkisinin arasından ilmeğimi geçirdim. Sıradaki sık iğneye batıyorum ve kaydırmayla ilk sıramızı sarıyla yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sarı ipimizle bir sıra düz örüyoruz. 15 tane sık iğnemiz var. Sarıyla ikinci sıraya geçiyorum. Sarıyla ikinci sıramda bloğdan alıyorum hanımlar. Şu arka kısımdan ilmeklerimi alacağım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sırada bloğa gittik hanımlar. Geçişimi yaptım. Bir sıra yeşil gidelim. Geçişimi yeşille yapayım. Şu şekilde. Renkliyle. Geçiş yaparken yeşil ipimi taktım hanımlar. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere battım. Kaydırdım. Bir sıra yeşil gidiyorum. Daha sonra tekrar bir sıra sarı gideceğim. Aynı şekilde
arada bir mavi, sarı, kırmızı. Renklerimizi bu şekilde ekleyelim. Sarıyla da sıralarımı tamamladım. Kırmızıdan sonra 6 sıra sarı ördüm. İçine biraz elyafımızı koyalım. Şu kırmızı sıraya kadar elyafımızı dolduralım. Elyafımızı da doldurduk. Şu ip değiştirdiğimiz yer ortada dikiş kısmına gelsin şu şekilde. Mesela kolu diktiğimiz zaman burası orta kısımda olsun. Şöyle yapıyoruz. İşaret ipime kadar ördüm. Şöyle 3 sık iğne geriye gidiyorum. 1, 2, 3. 3 sık iğne geriye gittim. İşaret ipinden itibaren ilmeklerimi karşılıklı kapatıyoruz. Kolumuz tamamlanmış oldu. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sık iğne ile kapattım. Şöyle yapalım. Bir sık iğne daha gideyim de şu kenar düzgün çıksın. Şu ilmeği de beraber alınca kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne ile kapatmış olduk. Beraber öreceğimiz için dikmek için ip bırakmıyorum. Şu şekilde ipimi kestim. İpimizi de içeri alalım. Biraz daha çekelim. Şu iç kısımlara. Kısa kesmeyin hanımlar. Mümkün olduğunca birkaç santim fazla kesin. İçinde kalsın ip, dışarı çıkmasın. Evet, kollarımızı da tamamladık. Ayaklarımızı da tamamladık. Sıra kulakta. Kulağımızı yapacağız. Kulağımızı sihirli halkayla başladık. İşaret ipini de takalım. İkinci sıramda her sık iğne içine çift batıyoruz. 12 tane sık iğne olacak. İkinci sıramda sonuna kadar her sık iğne çift batalım. İkinci sıramda 12 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıraya geçiyorum. Bir sık iğne öreceğim, bir arttıracağım. Bir ördüm. İkinci sık iğnemi arttırmamı yaptım. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıramı tamamladım. 18 sık iğnemiz var. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3. sık iğnemi arttırmamı yapıyorum. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramda 24 tane sık iğnem var. Bir sıra, 5. sıramı bir sıra düz örüyorum. 24 tane sık iğnemi bir sıra düz gidiyorum. 5. sıramı düz ördüm. 6. sıraya geçiyorum. 6. sıramda da arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki sık iğnemi 2 tane sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne ör, 1 artır yaparak toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak. 6. sıramda da 30 tane sık iğnem var. 7, 8, 9. 3 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. 3 sıramızı örelim. Daha sonra dikmek için ip bırakıyoruz. Kulağımız bitmiş olacak. 3 sıramızı örüyoruz, geliyoruz. 3 sıra düz ördük 30 tane sık iğnemizi. Kulağımız da bitmiş oldu. Şöyle dikiş için ip kesiyoruz. Kulaklarımız hazır. 2 adet
ayaklarımız, kollarımız. Şimdi gözümüzün etrafındaki lekeyi yapalım. Sihirli halkı içine şöyle yapıyoruz. Sihirli halkı içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkı içine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunu çok sıkı çekmeyeceğiz hanımlar. Çünkü araya göz geçireceğiz. Ona göre şöyle bakalım. Deneyelim bakalım. Daha sonra sihirli halkamızı kapatırız. Şöyle 12 milimlik. Sanırım 12. Pek bu göz milimlerini pek anlamıyorum. Geçen sene toplu olarak almıştım. Kutunun içinde küçüklü büyüklü göz. Evet, bu şekilde hanımlar. Sihirli halkayı sıkıştırmayacağız. Göz girecek şekilde açık bırakıyoruz. Bu ipimizi daha sonra dikerken düğüm atarız. Şimdi karşıya geçiyorum. Kaydırdık. Şöyle bir işaret ipi de takıyoruz. İkinci sıramda bir sık iğne örüyorum ikinci sıramda. Daha sonra sık iğnenin içine, sıradaki sık iğnenin içine 1, 2, pardon, geriye alıyorum. Bir sık iğne yaptık, tığın başına alıyorum. 1, tekrar tığın başına alıyorum. 2, aynı şekilde tekrar tığın başına alıyorum. Aynı sık iğneyi batıyoruz. 3. 3 tane yaptık. Devam edelim. Sıradaki sık iğneye bir defa battık. Bu yarım trabzan. 2. Tekrar aynı yere batıyorum. 3. Sıradaki sık iğneye bir tığın başına alıyorum. Bir kere de çekiyorum. Tekrar aynı şekilde. Kaç tane oldu? 1, 2, 3 tane oldu. Bir tane daha yapalım. Tığın başına aldım. Üçünü bir çekiyorum. Tekrar tığın başına aldım. Üçünü bir çektim. Aynı şekilde tığın başına aldım. Üçünü bir çektim. 3 defa. Son kalan sık iğnemi sık iğne olarak örüyorum. İkinci sıramı bitirdim. Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sıramda bir sık iğne, yandakine de bir sık iğne, iki tane sık iğne yaptık. Şimdi tığın başına alıyorum. Normal trabzan yapıyoruz. Bir, iki. İki defa da çekeceğiz. Aynı yere batıyorum. 1, 2. Aynı yere battım. 1, 2. Tığın başına aldım. Sıradaki sık iğneme 2 defa da çektim. Aynı şekilde battım. 2 defa da çektim. Her sık iğne içine 3 tane trabzan. Bakalım. 2 sık iğne örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane üçlü trabzan yapmışız. Aynı yere batarak. Tekrar tığın başına alıyorum. Sıradaki sık iğneye battım. Bu ikinci trabzanı. Bu da üçüncü trabzanı. Bunu 8 defa tekrarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yapalım.
Bunu 8 defa tekrarladık. Kalan 4 tane sık iğnem var. 4'ünü normal sık iğne olarak yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Evet. Aynı şekilde diğer gözümüzde yapacağız hanımlar. Dikerken denk gelmesi için evet şu şekilde gözümüzün yerine yerleştireceğiz. Pandamızın ayaklarını, kollarını, iki tane kulak ve göz kısımlarını da ördük. Bir sonraki videoda gövdeyi yapalım. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.